Herkese merhabalar. Sırlarla dolu bir sohbet olacak. Birçok sırrı burada açıklayacağız bugün. Kimle? E, araştırmacı yazar, spritüelist Ercan Han Üşümez'le. hoş geldiniz Ercan Bey. Hoş bulduk sevgili güzel insan, güzel Hakan. Var Allah mi? razı olsun. Var var siz de öyle. Var var Allah var. razı olsun. sizden. E, bugün birçok şeyi sırrını açıklayacağız dedik. Ben birkaç başlık vereyim isterseniz. E, bundan önceki sohbetlerimizde e, ee, Şemsi Tebrizi'nin sırrını açıklayacağınızı söylemiştiniz. Neyin sırrını açıklayacağınızı söylemiştiniz. Yusuf'un kuyusunun sırrını açıklayacağınızı söylemiştiniz. Ve e, türbelerin sırrını açıklayacağınızı söylemiştiniz. Buyurun diyeyim söz sizde. Evet. E, şimdi sevgili Hakan tabii ki o gün Mevlana Celaleddin Rumi Pir Efendimiz'den bahsederken, onun yaşantısından bahsederken Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin e, sırrı açıklayalım ama bunu farklı bir zaman içerisinde yapalım demiştik ve söz vermiştik. Evet. Bugün sözümüz. tutuyoruz. Evet. Aynen öyle. Aslında şöyle bir bağlantı. Bin yıldır insanlık tarihi değiştirildiği için, tarihlerle de oynandığı için bize gelen kitaplar veya anlatımlar eksik bilgilerle kendine göre işlenip de geldi. Şimdi elbette ki o dönemin içerisine gelmeden önce biraz Anunnakilerden bahsedelim. Anunnakiler işte e, gittikleri her gezegende bir yıkıma neden olan o gezegeni işte Marduk gezegenini düşünün yok eden ve daha sonrasındaki bazı kaynaklar kısıtlı da olsa bunlar Sümer tabletlerinde Anunnakilerin bıraktığı bize bazı ...kısımlar var. Bu kısımları incelediğimizde Anunnakilerin aslında bu dünyaya geldiğini gösteriyor. Ve bu Anunnakilerin geldikleri yerde, tabletlerinde Şems ismi geçer. Şems diye geçer. Yani kendileri kimdir Anunnakiler? Güneş'in çocukları diye derler. Peki Şerefül Şems dediğimiz zaman, Şerefli Güneş dediğimiz zaman, Şems ismiyle de bağlantısına baktığımız zaman... Ve e, Anunnaki'lerin bıraktığı o Sümer tabletlerinin içerisindeki bahsedilen kısımlarda Şems isminin geçtiğini net ve açık olaraktan görebiliyoruz. Kaldı ki bu Sümer tabletleri ve Anunnaki'lerin kayıtları şu anda nerede? Vatikan'da. Ve bunu net olaraktan Eriphonek'in de e, kitaplarında Şems ismi ya da Sümer tabletleriyle alakalı bazı kısımlar var. Oradan da o kaynaklardan. Bakabiliyoruz. Tabi birleştirmek zorundasınız diğer kaynaklarla da. Ee, diyeceksiniz ki peki Şems-i Hazretleri o zaman insan değil miydi de? insan kılığına girmiş bir Anunnakiydi? Zaten Anunnakiler bir ülkeyi gelip e, heba ederler dediğim yani yıkıcı olan tarafları o. Şems'e bağlantıları şu. Bunun içerisine birçok e, test koyabiliriz. Hani Şems-i Tebrizi'nin Mevlana'yı bulduğu zamandan, halkın ayaklanmasından, halkın Şems'i öldürmek isteyişinden, Kimya Hatun'un Şems Tebrizi'yi sevmemesinden, Şems'ten kötü bahsetmesinden, ee, oğlu e, Alaaddin'in e, bir şekilde onun karşısında durup onu öldürmek isteyişinden, kafasını keseceğim demesinden e, ve arkasından halkın her şey o adam bu köye geldikten sonra, hani Konya'ya geldikten sonra Mevlana'nın karakterinin değiştirip, insanları ve çocukları unutup, medreseyi unutup tamamen kendisini o adamla bütünleştirdi ve o adam onu yoldan çıkar dediği yerde boyutsal farklılıklar görüyoruz. Yani nedir o? Mesela Mevlana Celaleddin Rumi der ki ben 5 kat göğe yükseldim der. Şimdi bu yükselme boyutsal bir yükselme mi? Yoksa hani bugün uçakla 35 bin fitte uçarken 35 bin fitte çıktım aşağı indim der gibi mi? Tabii ki burada eğer aklımıza doğru orantılı düşündüğümüz zaman boyut farkından bahsediyor. Kaldık ki hani geçen defa da söylemiştim ve bu programa bırakmıştık. Kimya Hatun'un Kira Hatun dediğim Hatun'un Mevlana Celaleddin Rumi'nin odasını gizlice baktığı yerde açık olan kapıdan duvarın açıldığını ve uzun boylu insan gibi suretleri olan ama insan olmayan iki varlığın içeri girip yere bir gül demeti bırakıp Şems'ten Mevlana'yı o boyut kapısından duvardan içeri alıp gittiğinin bir yazısı denk gelmiş diye anlatmıştım. Burada şimdi baktığımız zaman bakın dikkat edin Mevlana Celaleddin Rumi'yi alıp götüren kim? Şems. O boyut kapısı açılıp o iki varlık uzun boylu varlıktan bahsedilen varlık kim? Şems'e gelenler. Çiçek bırakanlar kim? Onlar. Peki alıp götürenler kim? Onlar mı? Hayır Şems. Çünkü Şems onu alıp götürüyor o boyut farkına ve ondan sonra zaten insanlardan kopuyor şey Mevlana Celaleddin Rumi. Hatta ayaklanıyor. Hatta e, o medresesi taşlanıyor. İnsanlar gerçekten ayaklanma çıkarıyorlar. Hani bu e, şeyhül İslam'ın oğlu olaraktan sen bu e, mertebede oturup da bunu bize yapamazsın diye. Sonra anlatılan e, kayıtları dikkat edin. Şems'in kafasını kesmeye giden kimdi? Oğlu değil. Oğluydu. Yani? Şimdi Peki Şems'in kafasını kesip geldiğini söyleyen kim? Yine oğlu. İşte hani bir hikayeleştirilmiş bazı romanlarda da böyle anlatılır ama bazı menkıbelerin içerisinde de bize ulaşan bilgileri de araştırdığımız zaman işte kafasının kesilip kuyuya atıldığı ya da işte kafasının kesilip yok edildiği ya da öldürülemediği öldür, öldürülmediği halde Mevlana'ya bu şekilde öldürülmüş gibi anlatıldığı rivayetleri de vardır. Ama bir türlü ortadan gidip gelmeyen bir Şems'ten bahsetmiştik. Artık yok. Şimdi iyi yönde baktığımız zaman işte bu sırrı Anunnakilerle olan bağlantısı ve Mevlana'nın bize bıraktığı o sır kitabı dediğim mesneviyi orada Şems'in de katkısının olduğu söylenir. Sırlar barındıran bir yerde. Amerika'da da en fazla satılan kitaplar arasında dedim. Besteller arasında. Mesnevi. Yani orada o kadar araştırılıyor ki onun içerisinden bazı sırlar bulunmaya çalışılıyor. Mesela işte bir şekilde Mevlana Celaleddin Rumi'nin gidip deneyimlediği ve Anunnaki'lerle olan acaba Şems dediğimiz insan kılığında gelmiş olan ve adına Şems dediğimiz Anunnaki'lerde de kendilerine Güneşin çocukları diye tarif ettikleri Sümer tabletlerinde Şems isminin geçtiği yerde işte burada soru işareti olan yer Mevlana Celaleddin Rumi pir efendimize gelen kişinin insan suretinde gelmiş celal yapısıyla daha çok sinirli, asabi siyah kıyafetler içerisinde. Yani renkli bir kıyafet yok. Hatta şöyle geçer. Mevlana Celaleddin Rumi Pir Efendimiz Şems-i Tebrizi'ye der ki Efendi der senin iç libasın bile siyah. Hani içliğin. Neden der. Benim dışım der siyah libasım siyah. Olsun ki içimdeki ateş yani güneşim dışarıya gözüksün der söz olarak. Ama siyah kıyafetler içerisinde hep tarif edilir Şemsi Tebrizi. Peki Anunnakilerin yıkıcı olduğu yerde Şems-i Tebrizi aslında buraya e, dünyayı yıkmak için mi geldi? Hani insan suretinde Anunnakilerle olan bağlantısını Sümer tabletlerinde Şems isminin geçtiğini söylediğimiz yerde. Hayır. İki tane alternatif var bu konuda. Gerçekten de evet bir görev olaraktan geldi. Çünkü boyut sadece bugün değil ki. Geçmişte de vardı. Bugün bütün tabletlerin üzerinde uzay gemileri vesaire şeyler görüyoruz. Bağlantıları görüyoruz. Hatta ilk insanın mağaralarında da bu bağlantıları görüyoruz. Şimdi burada yık, yıkmak üzerine gelip Mevlana ile tanışıp farklı bir yola giden bir Şems de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama bunun haricinde e, gerçekten Şems-i Tebrizi Hazretleri direkt Anunnakilerle bağlantısı olup buraya gelip e, belli bir süre sonra bu foton kuşağının içerisinde e, insanlara mesnevi ile beraber bir mesaj bırakmak için yani çünkü Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ne yazar sizin bin yılınız benim katımda bir gündür der peki farklı varlıkların titreşimsel e, yüksekliğine baktığımızda yani insan çünkü 300 frekansta titreşir başka varlıklar 2000 frekansla, 3000 frekansa titreşir bu da ne anlama gelir bizim 20 yılımız o varlıkların iki günü 20 yıla 2 gün sevgili Hakan. E şimdi bir hesapla bakalım. Demek ki onlar hala yaşayan varlıklar var. Yani Hazreti Süleyman Aleyhisselam zamanında yaşamış olan bir varlık bugün hala yaşıyor olabilir. Bu matematikte gittiğimiz zaman. Biz insan boyutunda farklı bir zaman tekamülünün içerisindeki zamansızlıkta yaşıyoruz. Şimdi Şems-i Tebrize Hazretleri'nde işte Güneş'in çocukları Anunnakiler, Marduk gezegenini yok ettikleri yerdeki kaynaklardaki geçen Sümer tabletlerinde geçen isimle olan benzerliği, ee, ve arkasından farklı farklı yerlere gittiğimiz zaman işte burada araştırmamız gereken konunun ne olduğunu baktığımızdan ilahi yönden baktığımızda evet ilahi yönden bize bırakılmış çok güzel mesajlar var. Yani bu boyut kapılarından geçen, bu boyut kapılarını kullanan bir şemsden bahsedebiliriz. Bu boyut kapılarından geçip aslında yıkmak üzerine gelip ama yıkmadan Mevlana Celaleddin Rubi ile yakınlaşıp onunla haşrolup güzellikler içerisinde de yaşamını devam edip ama mümkünatı olmayan sistemde ondan uzaklaşmış olan bir şems Tebriz olabilir. Ama ortada bir gerçek var ki o da Şems-i Tebriz'inin Tebrizli Şems'in diye geçer ama Sümer tabletlerinde Şems ismini çok sıklıkla geçti ve aynı zamanda da Güneş'in çocukları ve kendisine de Şerefli Güneş'in içerisinde o şekilde lakapla söylenen ve simsiyah kıyafetlerle Hani bütün libası, bütün giydiği kıyafetlerin simsiyah, başındaki e, tarif edilen kavuğun dahi e, koyu, siyah olduğu söylenip e, bu şekilde anlatılır bize bu bilgiler. E, bir de herhalde bir anekdot var. E, gül getiren bir anlaktan bahsedilir. Aynen öyle. Şimdi o geçen işte programda bahsettiğim yere koyup e, Kira Hatun yani Kimya Hatun içeri girip ondan e, Mevlana Celaleddin Rumi hani Fark etmesin diye bir parça koparıp sonra kapıyı kapatıp dışarıdaki bahçıvanlardan bir tanesini sorduğu zaman hani bu çiçek nerede gelir, hani kim, nereden bulabiliriz? Nerede yetişir diye soruyor. Hiçbir yerde, hatta şaşırırlar böyle bir gül yok. Yani hiç görmedik. Bunu ilk defa görüyoruz. Öyle ki hani bir anda bütün bir köyü o gül kokusuyla tanesi bütün bir köyü saracak kadar yoğun bir koku. Yani başka bir boyuttan farklı bir şekilde getirilmiş olan bir şey olarak düşünme şansımız çok yüksek. Çünkü dünya üzerinde öyle bir gül biliyorsun şu anda yapılan araştırmalarda 320 frekansla en yüksek frekansı taşıyor. Şimdi her şey frekansla titreşimle olduğu için o Anunnakilerin getirdiği o gülün frekansının da kendi boyutlarından getirdiğini düşünürseniz onun frekansı belki dünya üzerindeki bir gülün frekansından çok daha yüksek olma ihtimali de titreşim olaraktan daha e, kabul edilebilir bir düşünce olarak düşünebiliriz. O noktada e, Kimya Hatun o varlıkla karşılaşmış mı demiştiniz? Görmüş. Heh. Yani gizliden görüp merakla içeri giriyor. O varlığı görüyor. Anunaki'yi görüyor. Anunaki, görüyor yani. Anunaki de, dediğim o kapı, duvarında büyük bir boyut kapısı açıldıktan sonra iki uzun varlığın içeri girdiğini. Hı hı. İnsana benzeyen. Sonra Mevlana Celaleddin Rumi'nin önüne o gülü bıraktıkları. Sonra Şemsi i Tebrizi'nin Mevlana Celaleddin Rumi'nin elinden tutup o varlıklarla beraber o duvardan girip sırlandığını söylüyorlar söylüyor. Kimya Hatun. Yani o duvarın içinden girip sırlandığı bilgisini veriyor. Şimdi burada biz ilahi de görebilme şansımız var. Yani ne mübarek insanlarmış ki bak o e, evin duvarı açılmış. Kim bilir içeri giren melekler de geldiler gördüler. Hayır varlık diyor. Uzun boylu diyor. İki varlık. Ve Şemsi Tebriz'i onun kolundan tutuyor Mevlana Celaleddin Rumi'nin ve götürüyor. Peki Burada Mevlana Celaleddin Rumi Pir Efendimizin halk tarafından tepki görmesini ne diyeceksin sevgili Hakan? Şiddetli bir tepki görüyor. Bunlar bütün insanlarımız araştırsın. Öyle böyle tepki değil. Bildiğiniz ayaklanmaya kadar insanların hani o makamda eğer iş yapmayacaksan çık git diye böyle baya bir hakarete varır büyük bir ayaklanmadan bahsediyorum. Çünkü elini ayağını çekiyor her yerde. Hiç kimseyle temas etmiyor. Karısıyla da dahil, çocuğuyla da dahil öyle bir kapanıyor ki arca başını soruyorum nasıl bir boyuta götürüldü ki neler gördü ki neler yaşadı ki bu kadar içine kapanıp her şeyi bıraktı bir anda. İşte burada Şems'in Anunnakilerle bağlantısı ve boyut farkı ve Mesnevi'de geçen ben 5 kat göğe yükseldim dediği yerde o 5 kat göğe hangi 5 boyutun hangi tarafından baksak oraya yönelebiliriz. Yani 5 ayrı boyutta da geçmiş olabilir. Yoksa hani dedim ya 35 fitteki uçan bir uçak Seviyesinden dünyaya bakmış anlamında söylemiyor. Beş kat göğe yükseldim diyor. Bu gök göklerden bahsediyor. Bu gök semaların çokluğundan bahsediyor. Farklı boyutlardan bahsediyor. E onu da geçiren kişi Şemsi Tebrizi Hazretleri. Şimdi Şemsi Tebrizi Hazretleri de Anunnakilerle bu şekilde bir bağlantısı olduğunu düşündüğümüz zaman dünya dışı gelmiş olan bir varlık olarak insan suretinde bunu bu şekilde bizi düşünmeyi sevk ediyor. Bu demek değildir ki hani burada sevgili izleyiciler şunu anlamasınlar. Şems-i Tebrizi Hazretleri bir evliya değildi. Bir evliya zaten anlamı ne? Ona bakarsan Zülkarneyn'de her yeri yıkıp döküyordu. İzin vermiştir Rabbim. Doğudan batıya güneyden kuzeye ya da kuzeyden güneye gidip bütün kavimleri bir yerde toplayıp hatta eğer onun inisiyatifini bırakmıştır Rabbim. E, istediğini affeder. istediğini de affetmezsin diye şimdi e, onun da bir peygamber olduğu söylenir bilmediğimiz ismini bilmediğimiz bir peygamberlerden bir tanesi 200 kusur, 200 kusur bin peygamberden bir tanesi olduğu söylenir şimdi o yüzden ne olur daha metanetli düşünün yani bize evliya dediğimiz mesela e, hiç duydun mu e, evliya kitaplarında e, papazi Hazretleri geçer hiç duydun mu Mesela bizim evliyalarımızın içerisinde, araştırırsın sevgili e, izleyicilerimiz, papaze hazretleri var. Bir papaz yol e, güzergahında giderken bir dergahta da bir evliya Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Sonra karnını doyurmak için kapıyı çalıyor. Tabi üzeri farklı bir kıyafet olsa da bir şeyh kıyafeti gibi giymiş. Hani öyle gi giyinik vaziyette. Orada da hazır şeyhin bir tanesi e, tabii ki Allah'ın rahmetini kavuşunca dervişler kapıyı açıyor. Ve diyor ki e, görünce onu dervişler ha diyor beklediğimiz yeni şeyhimiz geldi. O da sırf karnını doyurmak için eyvallah diyor giriyor içeri. Karnını doyuruyor günlerce kalıyor falan derken. Arkasından da e, tabii bunların da yaptığı bir çalışma esmalar var. E, tam da o esmanın o ay o zamanda Dolunay'da yapılacak olan bir şey düşün. İbadet düşün hani zikir çalışmasını düşün. E, papazı da şey ilan ettiler ya papazın keyfi yerinde. Oh ekme gelden su gölden orada rahat. Ama gidecek kaçacak bir gün. Ama öyle bir güne denk geliyor ki bu kayıtlarda geçer. Bakın bunu araştır. Bu kayıtlarda geçer papazı hasretleri. Nehrin yanına gidiyorlar. Derviş diyor ki bir tanesi o baş dervişlerden. E, efendim diyor buyurun diyor. Nehirden karşıya geçecek. Gür gür akan böyle hızlı akan bir nehir. Diyor ki estağfurullah diyor. Geçinsiz diyor. İlk defa böyle bir şey diyor şimdi dervişler. Dervişler sırayla geçiyorlar. Herkes. Suda yürüyorlar. Esmaları okuyup. Karşıya geçtiler. Şimdi papazi dediğim papaz. Karşı kaldı tarafta orada. kaldı orada. Efendim buyurun dediği zaman. E, diyor ki siz gidin ben geleceğim diyor. Bir türlü geçemiyor. Çünkü bilmiyor ki esmayı bilmiyor. O çalışmayı bilmiyor. Duayı bilmiyor. Arkasından da e, tabii ki ayağını atıyor ve suya düşüyor. Ve dervişler kurtarıyor onu. E, arkasından çıkardıklarında elbette ki kalp dürüst oldu mu çok güzel oluyor. Ona e, dervişlere dürüstlükle anlatıyor bunu. Tamam mı? Bak şimdi. Dervişlerin hepsini dürüstlükle anlatıyor. Sevgiyle karşılanıyor. Orası çünkü sevgi dergahı. Ve arkasından da allah Teala istediği papazdan takkesini alır. Bak dikkat et buraya. Öyle bir kavuk giydirir ki... ...alim kavuğu olur ve şeyh olur. Ki tekimde böyle oluyor. Ve o... E, ...papaz... E, ...dervişlerin yanında... ...onların şeyhi olarak kalıp... ...o ilmi çalışmalarını... ...onlarla beraber yürütmeye karar verip... ...ömrünü orada geçiriyor. Ve orada gömülüyor. Türbesi de o şekilde bırakılıyor. Ve bizim tarihte de Evliyalar kitabına... E, ...Papazi Hazretleri... ...diye geçer. Şimdi bak... Bunu kayıtlarda olmasa örnek veriyorum söylemem. Şimdi burayı böyle düşünürsek Şemsi Tebrizi Hazretleri o zaman evliya değil miydi ya? Hayır, bunu bu sıfatla karıştırmayın. Yani bunu bizim şu anda anlatımımızda anlarken farklı bir boyuttan gelmiş ve o boyutun içerisindeki öğretilerini dünyada farklı bir şekilde olan bir insan kılığındaki bir varlık olaraktan algılayabilirsiniz. Ya da bunu Sümer tabletlerinde neden Şems ismi geçip de e, Güneş'in çocukları deyip e, Şems'in simsiyah kıyafetlerle gelip e, Mevlana Celaleddin Rumi pir Efendimiz'i yoldan çıkarıp bütün her şeyden elini ayağını kesip bütün halkın onun üzerine ayaklanmasına neden vesile olup ve ortadan birden kaybolan Şems ve bir daha geri gelmeyen ve e, eşi Kimya Hatun'un Şems-i Tebrizi Hazretleri hakkında e, yazdığı kitabında hiç hayırlı ve güzel bahsetmediği, hiç iyi bahsetmediği hatta. Arkasından Sultan Velid'in oğlunun baktığın zaman yazılarında babasının şemse olan düşkünlüğünden gözünü bile kendisini göremediğini yazdığı menkıbesinde geçen yerler, e buralardan topladığınız zaman ya evet evliyasa evliya evliya ne demek evliya dost demek dost kelime manası dost demek ve Kur'an-ı Kerim'de bir tek Hazreti İbrahim'e Allah Teala dost der. Evliya da kelime manası dost demek. O yüzden e, bugün e, şeytana bile şöyle bakmak lazım sevgili Hakan. Ki hani burada şems e, benim için de birçok insan için de hassas bir konudur Mevlana Celaleddin Rumi'de. O yüzden şöyle bakın. Herkes şöyle dua eder. Allah'ım şeytanın boynunu bük, şeytanı yok et. Ya Allah niye şeytanı yok etsin? Allah zaten şeytana söz verdi kıyamet gününe kadar sana müsaade ediyorum dedi. Müsaade ettiği yerde Allah sözünden döner mi? Neden şeytanı yok etsin Allah? Sen sendeki zihni şeytanı yen. Çünkü o daha tehlikeli. Zihni şeytanı yendiğin zaman hakikatleri görmeye başlıyorsun çünkü. İşte zihni şeytanı yenmezsen vay bu bize böyle mi söyledi deyip alıp e, garip bir şekilde adamı taşlıyor, taşlanıyor. Yani bu tarihte oldu. Çok defa. Tıpkı Enel Hak, Halacı Mansur gibi. İşte o yüzden bunları bakarken, araştırırken doğru araştırmak lazım. Tıpkı o papazi hazretleri dediğim gibi. Emin ol ...şu anda birçok izleyicimiz şaşırmıştır. Senin izleyicilerin ve o güzel izleyicilerin... ...birçoğu şu anda Allah Allah ya papazı hazretleri diye... ...bir hazret mi vardı? Evet. E, onun da türbesi var. İnsanlar belki de fark etmeden onun da türbesine gidip dua ediyorlar. Türbeler dedik de türbelerin sırrından. E, türbeler ülkesi Türkiye diyeyim. Evet. E, her adıma başı bir evliya türbesi var. Yani. Başka evet. da bir yerde yok bildiğim kadarıyla. Nedir bu türbelerin sırrı? Şimdi e, sevgili Hakan şöyle evet Türkiye Cumhuriyeti'nin misaki milli sınırları diyeceğim yine daha önceden de bunu söyle, söyledim büyük bir sevgiyle söylüyorum dünyanın 6. çakrası yani gönül gözüdür ve bütün evliya türbeleri evet buradadır hatta Sümbül Efendi'nin oraya gidildiği zaman Zeytinburnu'ndadır Sümbül Efendi Merkez Efendi orada Hazreti Ali Kerem Allah için iki kızının da türbesi de vardır sır dediğimiz bazı şeyler vardır ya. Hani o İstanbul'un 7 sır 7 olayı geçen programda sormuştunuz. Evet. Orada nasıl oluyor da iki kızının orada türbesi olabiliyor. Tam da Sümbül Efendi'nin türbesinin yanındadır Hazreti Ali Kerem Allah için kızlarının türbeleri. Şimdi türbeler dediğimiz zaman çok ilginçtir. Türbelerin bu kadar çokluğu Anadolu ve Türkiye coğrafyasındadır. Ama mesela diğer Müslüman ülkelerde türbe yoktur çoğunda. Hatta Suudi Arabistan'da türbe diye bir şey yoktur. Hatta Mekke'nin etrafında ne Hazreti Osman'ın, ne Hazreti Ömer Efendimiz'in, ne Hazreti Ali Efendimiz'in hiçbirinin türbesi yoktur. Hiçbir türbe yoktur. Bakın bir tek Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Medine-i Şerif'te dedikleri türbenin olduğu yer var. Bir de bugünkü yönetimin değil de bir önceki yönetimin söylediği bir şey vardı peygamber efendimizin sözde evi olduğunu söyledikleri, evi yıkmak istemişlerdi. Evet. Ve oraya giden arkadaşlarımız bana şunu söylediklerinde bundan 10 sene önce ben çok üzülmüştüm. Bir kurban vaktiymiş. Peygamber efendimizin evinin olduğunu söyledikleri yeri kütüphane yapmışlar zaten içerisine. Bak dikkat et. Kütüphane. Alemlerin gönderilen peygamber olaraktan bizim bu ülkemizde miraç gecesi, işte kandiller, türbe ziyaretleri yaptığımız Düşün ne kadar ağlayaraklar insanlarımız oraya gidiyorlar. Orada Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin evi dedikleri yeri kütüphaneye çevirip ama o kurban bayramındaki bütün hayvanın iç organları etrafında evin köpekler yerler kan içinde yani bu şekilde anlattılar ne kadar pislik olduğunu ne kadar kötü olduğunu. Şimdi türbeyi o sınırların yani bizim sınırların dışında mesela suudlar günah olarak bakıyorlar. Yani şöyle bakıyorlar günah olarak. Yasak. Hiç kimsenin türbesi olamaz. Hiç kimsenin öyle bir şey olamaz. Hani ellerinden gelseler Peygamber Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellemin de oradaki hani türbeyi, şerifini kaldırmak istiyorlardı da tepki çekme, çekmeyelim diye kaldırmadılar. Ben de şöyle söylüyorum. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin e, türbesinin altı da o şey otopark olarak yapıldı. Altında tünel var ve otopark orası. Boşluk. Yani orada e, bizim topraklarımızdan farkı, bizim topraklarımızdan oranan da farkı çok büyük. Bizim toprağımızın her bir adımında bir türbe var. Bir yatır var. E, falanca yere gidiyoruz. Bu ne diyoruz? Ağacın dibinde çevrilmiş. Burada falanca bir zatın topçu baba, telci baba, gelinlikçi baba, çiçekçi baba, Köpek Baba, Köpekçi Baba, işte ne bileyim, birçok türbe isimleri var, birçok Allah dostu var. Bunları biraz şöyle düşünmek lazım. Evet, biz bu türbelerin içerisinde sanırım hangi ilimizde daha 3 aylık, 4 aylık bir haber bu ana haberlerde gördüm. Sanırım Çorum'daydı. Oranın belediye başkanı, bazı kazı çalışmalarındaki şüpheli kazı çalışmaları bunlar. Ee, yıllarca hani bildiğinden beri orada türbe olarak var olduğunu bildiğinden beri bir kazı yapıyor. Bu haberlerde çıktı. Evet. Türbe değilmiş. Etrafı telle çevrilmiş, mezar taşı konmuş, bilmem ne türbesi diye bırakılmış ve bugüne kadar oraya gidip dua edilmiş. İnsanlar da hep onun türbe olduğunu sanıyorlarmış. Bunların 3 ay önceki bir haberdi bu. Yani bu tür şeyler de var. Ama Anadolu'dun birçok yerinde kutlu ağaçlar var. Kutlu ağaçlar var. Ama bizim şöyle bir şey önemli var. türbeler var. Bakın türbe... neden bu kadar türbe Anadolu'da? Çünkü neden? Dedim ya üçüncü göz altıncı <laughs> çakra Türkiye toprakları diye bütün türbelerin buraya gelmesi aslında Ley hattından dolayı bütün önemli enerji noktasının Türkiye'de yani bu topraklarda olmasından dolayı. E şeye gidin Eyüp el-Hazretlerinin olduğu bölgedeki yere gidin sanırım bir gününüz yetmez oradaki türbeleri ziyaret etmekten. Yani çok büyük hazretlerin, çok büyük isimlerin orada e, türbeleri mevcut. Yani İstanbul'un neresine dönerseniz sürekli elleriniz havada da gezmek zorundasınız. Çünkü her yer türbe kaynıyor İstanbul'da da. Evet. Her yerde türbe var. Şimdi insanların burada iki ayrımı var. Kimileri der ki ya arkadaşım, e, türbeden gidip dua edip isteyene kadar sirke sirkeli babaya gidip ekmeği döküp işte e, ağlayıp bir şey isteyene kadar Telli Baba'ya gidip ağlayıp isteyene kadar, Yuşa Hazretleri'ne gidip ağlayıp isteyene kadar, işte bilmem nereye gidip ağlayıp isteyene kadar. Bir böyle kızanlar var. Allah'tan istemek varken neden türbeye gidip istiyorsunuz? Bir de şöyle diyenler var. Ya arkadaşım biz oraya gidiyoruz. Oradaki alime, oradaki Allah dostuna bir fatiha okuyoruz. Ve oradan da onun yüzü suyu hürmetine başta Peygamber Efendimiz olmak üzere kendi istek ve arzularımızla beraber tüm insanlık için güzel şeyler istiyoruz. Çünkü orada şöyle bir şey var. Ben birçok insanla röportaj yaptım ya da görüşme fırsatım oldu bu konuda. Gidip yer kürenin e, ayağının altına kaydığını söyleyenler. Hangi tür olduğunu söylemeyeceğim İstanbul'da bunlar. Ya da oraya gidip türbesinin üzerinden gökyüzüne böyle ışık süzmesi gibi böyle gece yarısı e, inanılmaz derece ışıkların çıktığını gören şahit olan bir kişi de değil. Aynı anda çoluk çocuk görüp bunu söylüyorlar. Yani türbeden, o zatı muhtemelen yattığı yerden gökyüzüne böyle ışıkların saçıldığını söyleyenler. E, Efendime söyleyeyim hatta ve hatta e, şunu söyleyen var. E, bu da sanırım e, yanılmıyorsam yine Doğu tarafında Sivas'ta olabilir. E, sürekli her gece e, bir e, kadıncağız e, evinin bahçesinden tepede olan bir türbenin olduğu yeri görüyor beyaz bir ışık yukarı fırladığını ve tekrardan belli bir süre sonra sabah ezanından önce tekrar onun tekrar o türbeye geldiğini ve bunu da çocukların anlatıyor, torunlarının anlatıyor. Böyle bir şeyler var, anlatımlar var. Kayıt altına alınmış anlatımlar bunlar. Şimdi türbelerin burada olması boşuna değil. Ama şöyle söyleyeyim, dünya üzerinde de kandil kutlayan tek ülkeyiz. Öyle mi? Mesela kandil, kandil Osmanlı yok mudur? Hayır, bir tek Osmanlı ve bizde kutlanır. Yani bizim topraklarımızda kutlanır kandil. Mesela işte kandil gecesi dediğimiz zaman, Mevlid kandili, Berat kandili dediğimiz zaman bizde bütün sokaklardan eve girilir, hazırlanılır, abdestler alınır, Kur'anlar okunur. Hatta bir gün öncesinden başlanır dualar. Bütün camiler hınca hınç dolar, işte helvalar yapılır vesaire şeyler yapılır. Bir tek bizde vardır bu. Başka kimse de yok. Bizim kültürümüzde var. Yani bizim topraklarımızda var. Bir düşünelim bakalım. Neden bu var? Mesela neden bu var? Neden bu var? Çünkü buradaki ölmemesi gereken, bitmemesi gereken ve bütün insanlığı kurtaracak olan bütün e, hayırlı ley hattının üçüncü gözün patlama yaşandığı yer burası. Ne dedim ben? Mesela örnek veriyorum Göbekli Tepe için. Başlangıç noktası, ana şaytan yeri, Mim Çağ dedi. Bütün evliyaların da toplandığı bu toprağı düşündüğün zaman burada bitmemesi gereken neyle bitmez? Samimi duayla bitmez. Elbette türbenin başına gidip vay efendim ben kızımın evlendirmesini istiyorum bana yardım et diye dua eden varsa yanlış yapıyor. Ben de burada bunu söyleyeyim sen de söyle sevgili Hakan. Yani abla böyle dua etme buradaki gelip sana yardım edemez. Yani o artık bu dünyada bu bedende değil. Şimdi duanın da adabı var değil mi? Şimdi i̇şte, böyle dua edene veyahut hatta bu şekilde isteyene e, o zaman e, putperestlikten bir farkı olmaz gidip hani oradaki insana seslenen. Sanırım da oradaki evliya da zaten böyle bir şey istemez. Hani onun da başını belaya sokar. <laughs> ne yapıyorsun hanım sen benden öyle istiyorsun diye. Komiklik olur yani. Ama dua etmek kadar güzel bir şey var mı ya sevgili Hakan? Seninle şu anda gidelim biz. Nereye gidelim senden? Ee, efendime söyleyeyim işte Eyüp Sultan Hazretleri'ne oraya gidelim bir dua edelim ya da farklı bir yere gidelim oraya dua edelim. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesine gidelim. Orada dua edelim. Şimdi ben oraya dua edip de Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin efendime söyleyeyim şeyini kendisinden bu İstanbul'u fethedip de bana da bu fetih gücünü ver. diye evet. Diyemem ki. Ama senden nasıl dua ederiz? Mübarek ne kadar güzel bir şeyler yaptı ya. Ne kadar güzel eserler bıraktı. Ne kadar güzel yazılar bıraktı. Kitaplar, eserlerin içerisinde bak biz faydalanıyoruz. Açarız. Deriz ki Rabbim senden istiyoruz. Ona verdiğin güç, kuvvet, kudret gibi bizlere de nasip et. Ona verdiğin açık e, ilmi, kuvvet gibi bize de verdiği dua ederiz. Allah'tan isteriz yine. Evet. Şimdi bu e, edebiyle gelen lütfuyla uğurlanır diye yazar türbelerde bizde. Bak edebiyle gelmek lütfuyla uğurlanır. Peki edep nedir? İşte edep yahu budur. Oraya gidip o kişiden istememektir. Allah'tan yine isteyip ama onun içinde bir fatiha okuyabilirsin. Aslında fatiha onun için okunmuyor. Fatiha senin için okunuyor. Sen kendin için okuyorsun. Ayakta olan sensin. Ama orada lütfuyla gönderilen kim? Lütfu veren kim? Lütfeden kim sevgili Hakan? Lütfeden e, yüce Allah'ın kendisi. Şimdi mesela beni buraya davet ettin. Evet. Allah bin kere razı olsun. Sen şimdi, de razı şimdi, olsun. Hayır ama olsun. gerçekten beni buraya çağırmaya lütfettin. Hani dünya bazında söylüyorum e ben. Ben de memnun oldum. Bak memnun oldum. Memnun olaraktan buraya geldim. Var i̇şte bu şekilde senin suretini gördüm, sana sarıldım, sohbet ettik. Ne kadar güzel bir şekilde devam ettik bu konuları konuşaraktan, açaraktan. Bak lütfettin, çağırdın. Ben de icabet ettim, geldim. Şimdi oraya da icabet ettiysek türbelerde dikkat et, hepsinde yazılır. Edebiyle gelen lütfuyla uğurlanır. Bu da bir şifredir, bu da bir sırdır. Anlayan kendini bilmeden bulanlardan olma demiştim. Kendini bilmeden oraya gidersen bulamazsın abi. Bulamazsın. Mümkün değil. Kendini bil ve git. Bu toprakların büyük bir sırrı var ama. Bu toprakların çok büyük bir sırrı var. Bakın bir daha söylüyorum. Kandil sadece bizim ülkemizde kutlanır. Hiçbir İslam ülkesinde bizdeki kutlanan kandiller gibi kandil yoktur. Kandil bize aittir. Yani biz onu kutlarız. Türbe. Bütün türbeler bizdedir. Başka hiçbir ülkelerde türbeler yoktur. Bakın türbe dediğim. Mesela Hindistan'a gidersiniz. Orada tapınaklar var. Hatta Evliya evliyaların birkaç tapınağını Hindistan'a gidip ziyaret etmiştim. Oraya da tapınak gibi hani inşa etmişler. Hani türbe ama tapınak gibi mesela gidip çaput bağlıyorsun. Bir şeyler bağlıyorsun. Güller var. Aynı Hint usulü gibi gülleri üzerine atıyorsun falan. Yani orada da öyle bir gelenek var. Evet. Anunnaki'ler saldırgan yapıya sahip bir e... şimdi Anunnaki'lerin e, bu Marduk evet. gezegenindeki veya o kısımdaki olan bütün uygarlıkların üzerindeki yaptıkları yıkıcı şeyleri Sümer tabletlerinde zaten böyle farklı varlıkların tipleri var. Böyle uzun boylu farklı farklı tipler var. Orada Tanrı ve tanrıç olaraktan geçen Sümer tabletlerinde Şems isminin geçtiği yerde. Yıkıcı dedikleri yerde bugün baktığımız zaman Güneş'e Dünya Mars'tan daha yakındır. Mars daha uzaktır. Ama Mars'a kızıl gezegen denir. Yani her şey yok olmuş gibi duruyoruz. Kırmızı kızıl Yanmış gezegen. Yanmış gibi. Değil mi? Yanmış. Ve Mars savaşçı tarafını temsil eder astrolojide. Savaşı temsil eder. Yıkımı temsil eder. Ve orada Fususül Hikem'de İkem'de Muhittin Arabi'nin bizim bugün elimizde olmayan kitaplarında... Amerika'da ve İngiltere'de, Fransa'da her sene kürsüsü açılır Muhittin İbni Arabi'nin. NASA'ya girdikleri zaman NASA ve Muhittin İbni Arabi'nin Mars'taki yazısı diye, koordinatları diye... Sevgili izleyiciler orada şey göreceklerdir. Essel, esselam yazar mesela Mars'ta. Bunu uydudan çekmişler. Mars gezegeninde böyle bir Muhittin İbni Arabi'nin verdiği koordinatlarla oradaki koordinatlardaki çıkan acaba Muhittin İbni Arabi oraya ışınlanıp gitti de bu mu var diye tartışılan bir konu Amerika'da şu anda. Ve NASA'nın bu e, burayla olan bağlantısı Anunnakilerle işte bu gezegeni e, yok edip birçok gezegene de saldırıp sonradan bu Anunnakilerin büyük bir yıkıma uğrayan tarafı da var. Kalanlarının da dünyaya geldikleri söyleniyor işte. Hani hmm. bu e, Sümer tabletleri, yer altındaki mağarada yaşayanlar, yeraltı insanları, yeraltı uygarlığı, kuzey kutbundaki gelişmiş varlık diye sürekli hep karşımıza çıkan e, bu varlıkların Anunnakilerin olduğu ve e, mesela Demir Kütüphane, Ekvator e, bankasında özel kasasında saklanmış 1905'lerde 1895 mi 1905'lerde tam tarihini hatırlamıyorum da sevgili Hakan bir rahibin bulduğu bir mağara Ekvator'da. Burada hı hı. da demir kütüphanenin çıktığı ve Sümer tabletleri Amerika Birleşik Devletleri'ne anlattığı, Sümer tabletlerin üzerinde farklı farklı yerlerin ve Anunnaki'leri anlattığı, orada da şems çıktığı, işte Erik von Deniken'in o, o Ekvator e, Bankası'na gidip sorduğunda bu rahibe oldu? Bu rahip öldürülmüş Vatikan'a haber verdikten sonra. E bu kalıntılar nerede? Sizde olduğu söyleniyor. Evet bizdeydi ama bizden önceki yöneticiler bu kayıtların daha sonra ortadan kaybolduğunu, bunların da gittiğini söylediler. Son Elif 10'dan diyor ki bunlar Vatikan'a taşındı. Vatikan'a taşındı. Aynen öyle. Ne bilgi var. Şimdi cümlesiniz? burada tabii ki o Anunnakilerin yıkıcı olduğu yer. Hani bizim hep reptilyan 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 diye Aha. arkasına tutturduğumuz şeyler var ya. Bir yerde bir patlayacak diye düşünüyorum ben. Yani bunların Anunnaki'lerle bağlantısının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Reptilianlar. Hem de ciddi ciddi. İnsan kılına benziyorlar çünkü insan kılına bürünüyorlar. Yani direkt Anunnaki'ler demek için belki de ramak kaldı sevgili Hakan bunları. Anladım. ama şey diyorsunuz Şems-i Tebriz'in de Anunnakilerle bir şekilde ilintisi vardır diyorsunuz. Çünkü ismi birçok yerde geçiyor. Konya'ya gidip araştırdığımız zaman Mevlana Celaleddin Rumi'nin kimya hatunun işte farklı menkübelerde bırakılan kitaplarda Mevlana Celaleddin Rumi'den bahsederken onun arkasından gittiği, halkı terk ettiği halktan çok büyük bir düşmanlık aldığı hatta halkını hiç sevmediği Şems-i Tebriz Hani öyle ki nefret boyutunda. Hani bunlar böyle bizim anlattığımız şeyler değil. Yazılarda çıkan Antipatik şeyler. Antipatik bir yaklaşım Antipatik var. Antipatik çok büyük bir yaklaşım var. Hı hı. Hani Sultan Veled de aynı şekilde eee nefret duygusu duyuyor, kızgınlık duygusu duyuyor Şemsi Tebriz Zedler. Ben de şu soruyu soruyorum işte. Hani soru sormak lazım. Allah düşünelim diye bize akıl vermiş. Allah'ın evliyasından, Allah dostundan neden bir insan nefret eder? Yani babasıyla beraber yani Mevlana Celaleddin Rumi ile oturup Allah sohbetleri yapıyorsa Allah Teala'nın ayetlerini sohbetini yapıyorsa. Ama neden nefret ediliyor? Neden şenstendir? nefret ediliyor? İşte hani işin ilginç tarafı biz burada kimseyi hani kötülemek değil. Ben Şemsi severim. Şemsi Tebriz Hazretleri'ni. Hani benim için yeri apayrıdır. Ama burada araştırıp derinleştikçe birbirine bağlanan, Allah'ın bana verdiği akılla birbirine bağlanan bazı yerleri görmeye çalışıyorum. Elbette Allah, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e o bilinç seviyesini vurgulayaraktan bizlere öyle bir miras bıraktı. Ama Hazreti İbrahim de yıldıza taptı, aya taptı, ateşe taptı, güneşe taptı. En sonunda dedi ki hiçbiriniz benim Rabbim değilsiniz. Biz de insanlık makamında, bilinç seviyesinde elbette sorgulayacağız her şeyi. Tıpkı şöyle bir şey düşün. Şimdi Sema, bak bir soru sordun. Ee, birçok insan nasıl bilir? Canım Mevlana Celaleddin Rumi de e, Şems Sebrizi Hazretleri ile günlerce odadan çıkmazlarmış. Sürekli sema ederlermiş. Hatta birçok insan şöyle bilir. E, neydi oradan çıktığını bilir. E, Mevlana Celaleti Rumi Per Efendimiz'e başladığını bilir. Sema'nın da. İyi de sema anlamı Farsça'da işitmek demek. Sema. Ve Mevlana Celaleddin Rumi Pir Efendimiz'den 7 asır önce semazenler vardı. Şimdi semazenlik Mevlana Celaleddin Rumi Pir Efendimiz'de gelmedi ki. Semazenlik ve sema 7 asır önce Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in huzurunda Hazreti Ebu Bekir yapmıştır. Nasıl yaptı? Pe Cebrail Aleyhisselam Efendimiz geliyor. Diyor ki Ey Allah'ın Resulü söyle diyor Hazreti Ebu Bekir'e. Allah ondan razı o da Allah'tan razı mı diyor. Peygamber Efendimiz'e dönüyor diyor ki ya Ebu Bekir diyor. Cebrail Aleyhisselam kardeşim diyor ki Allah senden razıymış sen de Allah'tan razı mısın deyip o da şaşırıyor ağlamaya başlıyor. Nasıl benim gibi aciz bir kul Allah nasıl böyle bir şey sorar. Hani mahcup hissediyor kendini. Peygamber Efendimiz tekrardan yenilediğinde elit ayağı titreyerekten kalbi hızlanaraktan yerinden kalkıyor iki elini yanına açıyor. O zaman Arabistan'da biliyorsun beyaz giyiyorlardı. Ellerini havaya kaldırıyor. En ne razı? En ne razı diye dönmeye başlıyor. Bak, işitti. İşitti. Yani sema, işitmek demek dedim ya. İşitti, ayağa kalktı dönmeye başladı. Enne ben razıyım diye. Arkadan diğer oturanlar da asaptan diyor ki "Yalan Resulü bizden de Allah razı mı? Sizlerden de diyor Allah razı." diyor. Onlar da kalkıyor dönmeye başlıyorlar. Şimdi bütün kültürlerde var. Mısır'da var. Bugün Lübnan'a gidim var. Bütün e, hatta farklı farklı var. Böyle e, farklı garip eteklerle dönen e, semazen yapanlar var. Yani sema Mevlana Celaleddin Rumi şems Tebrizi ile başlamadı. Sema 7 asır önce Peygamber Efendimizin zaten huzurunda yapıldı. Yani 7 asır öncesinden bahsediyoruz. O yüzden doğru bilgi derken, doğru araştırmak lazım derken biz burada evliyalarımızı alimlerimizi irdelemiyoruz. Doğru bilgiyi öğrenelim ki bundan sonraki neslimizi bizim düştüğümüz yanlış kuyudan çıkıp doğruyu anlatmaya çalışalım. Gerçek e, o güzellikleri anlatmaya çalışalım. Gerçekten bu ülkedeki o sınırların içerisindeki türbeleri anlatalım. Onları anlatırım. Altıncı çakrayı anlatalım. Ne kadar önemli bir ülkenin üzerinde yaşadığımızı anlatalım. İstanbul'un 7 sırrının, mim çağının başladığı Anadolu topraklarındaki sırrı anlatalım ki coşalım. Gökyüzüne kadar da bu topraklardan büyük bir ışık yükselsin. Bütün amacımız zaten. Bu başka bir şey değil ki sevgili Hakan. Peki şey desek Ercan, tasavvuf müziğinden önemli eski bunu... <laughs> neydir? Evet, ne Neyin de bir sırrı var değil mi? Ee, şimdi şöyle, e, evet, ben bunu o kadar çok seviyorum ki neyi. ne kelimesi e, Farsça kökenlidir. Yani Türkçe kökenli değil, Fars kökenlidir. Fars dilinden gelir. Ney. Ney için şöyle bir şey derler. Ney, dokuz boğumdur. Mansurlu. Dokuz 9 aylık hamileliği temsil eder. kız ney vardır? 7 boğumludur. 7 aylık hamileliği temsil eder. Neyin? Üzerinde 6 tane açılmış. Belli duayla açılır onlar. Belli bir usulü vardır. Rastgele açılmaz. Hani böyle zıt diye bir matkapla delinenlerden bahsetmiyorum. Gerçekten duayla açanlardan. Altı tane delik bizim duyu organlarımızı temsil eder. Altta neyin bir tane delik vardır. En altında. Orası nefsi temsil eder. Eğer neyzen alttaki deliği açık tutarsa ve sıcak nefesiyle üflerse ses çatlar çirkinleşir. Neyi temsil ediyor? orası? Nefsi. İnsanı temsil ettiği için neyin kendisi? İnsan da işte kendi bilincini açık bırakırsa insan da çirkinleşir manasında mesaj verir. Eğer o deliği düzgünce kapatıp neyzen sıcak nefesiyle üflediği zaman işte o zaman ney insana seslenirmiş sevgili arkadaşlar. ''Ey insan, hatırladın mı beni? Ben de balçıktanım, sen de. Özledim seni.'' dermiş. Ve bir rivayete göre de neyin? Şöyle bir açılımı vardır ki çok severim. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali Kerem Allah-u diyor ki, ''Ya Ali, diyor, sana bir sır vereceğim.'' diyor. ''Ama bunu kendinden bile saklaman lazım.'' diyor. Hazreti Ali Kerem Allah-u diyor ki, ''Yalnız Resulü çok merak ettim.'' ''Evet.'' diyor. ''Nedir o sır dediğinde?'' Peygamber Efendimiz o sırrı açıklıyor. Hazreti Ali Kerem Allah feci. Günlerce uyuyamıyor. Sonuçta o da ette kemikten, kandan ibaret. Bu libasın içerisinde. Gel zaman git zaman Peygamber Efendimiz elbette ki e, aşıklar ölmez demiş Ölen hayvan imiş. Dediğimizin yerinde ölü demek istemediğim için perde değiştirmiş. Yani başka bir boyutun, gerçek hakiki boyuta e, Yüce Allah'a kavuştuğunu söylüyorum. Burada da Hazreti Ali Kerem Allah ve yalnız kalınca ...bir gün öyle bir boğulmuş ki o sırrı barındırmaktan... ...etrafındaki insanlarla konuşurken... ...birisinin sorduğu soru üzerine... ...eğer ben size hakikatleri anlatsaydım... ...beni kılıçtan geçirirdiniz... ...sözü oradan gelir... ...ve sonunda bir gün dayanamayıp... ...yaşadığı köyün dışında bir kuyu var... ...bir kuyu... ...bu kuyuya koşuyor... ...ve Peygamber Efendimizin ona mutlaka... ...önemli bir şey söyleyeceksen suya anlat... ...bizim tasavvufta da rüyanı suya anlat dedikleri yerde oradan gelir... Kuyuya eğiliyor ve bütün sırrı suya söylüyor. Oh diyor rahatladım diyor Hazreti Ali Kerem Ağaç tamam mı rahatladım diyor gidiyor. Zaman içinde Hazreti Ali e, Efendimiz de perde değiştiriyor. Sonra köy büyüyor, büyüyor o kuyunun etrafına geliyor. Köyün kadınları kuyunun etrafında diyorlar ki ya beylere söyleyelim de şu kuyunun içindeki suyu temizlesinler artık bu su, suyu çıkaralım diyor. Su bunu duyuyor. Suyun hafızası vardır biliyorsun hem de çok büyük hafızası. Su bunu duyuyor ve su diyor ki eyvah. Eğer bu insanlar bizi çekip içerlerse Allah'ın Resulü'nün bütün sırları ortaya çıkacak. Bak bütün sırları. insanda ifşa olacak vücuduna girerse. Ey toprak diyor. Çek beni ki sır açığa çıkmasın diyor. <laughs> toprak suyu çekiyor. Toprak suyu çekince ne olur? Balçık. Balçık'tan ne yetişir? Kargı. Adamlar iniyor. Çamur. Balçık. Kadınlara diyorlar ki burada su yok, balçık var. Kuyuyu bırakıyorlar. Zaman içinde oradan kargılar yükseliyor. Kargılar yükseliyor, 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 yükseliyor. Belli bir uzunluğa geliyor o kuyunun içerisinde kullanılmadığı için kargılar. Meltem esintisinde kargılardan sesler geliyor. öyle rüzgar estikçe sesler geliyor. Ney sesi, neyin sesi dedikleri ney kelimesi oradan gelir Farsçadan. Ve bakıyorlar ki o esintide kargılar, kargılardan geliyor o ses. İşte ne için derler ki? Üflendiği anda sıcak demle doğru makamda karşıdaki insana bir sır gelir. Huşuluk gelir. Bir boşluğa düşer insan. Duyduğun o tınılar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ses telleri derler. Neyin böyle bir sırrı vardır? Dinle ey neyden diye mesnevinin başladığı yerde böyle başlar zaten. Peygamber Efendimizin verdiği sır. Sır. O yüzden ee, yine Mevlana Celaleddin Rumi der ki e, yandı üzerlik ney üflenir? Yandı üzerlik aydınlanır karanlık. Neyle beraber? Bak ney üzerlik ve karanlık ve aydınlanma. Yani orada frekans var. Frekansların her biri aslında bir Morse alfabesidir. Neyden çıkan hiçbir şey, mesela neyle e, burada tabii çok özür diliyorum. Normal, klasik bugün görüyorum neyle pop müziği çalıyorlar. Neyle işte çok ünlü olan parçaları çalıyorlar. Yapmayın. O ne? Bir sır. Aslında bir anahtar. Aslında oradaki makamlar sıradan makamlar değil. Dedim ya üstteki üç delik duyu organları nefsi temsil ediyor. Sıcak nefes. Orada bir kapı anahtarı açılıyor. Bir frekans sistemi var orada. Dizilim var orada. Matematik var. Yani oradaki sırrı açtığınız zaman size Doğru yerlere gittiği zaman inanılmaz derecede alır götürür. Bugün ney sesini dünya üzerinde sevmeyen insan yok. Yani ben hiçbir şeye inanmam. Kendime bile inanmıyorum diyen adam bile neyi duyduğu zaman kendinden geçer. Çünkü öyle bir sır barındırır. Öyle etkileyici. Öyle etkileyicidir. Ee, bir başka sır'a gelelim o zaman yine müzikle ilgili olsun. Sol anahtarının sırrını söyler misin? Tabii bunların hepsi şöyle güzel bir bağlantı olacak. Neyden başladık ve anahtar dedik ya. Hı. Şimdi ee, müzikte bugün hala müzik hocaları bilirler ki 7 notadan bahsederiz. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Değil mi? 7 nota. Ama müzik hocalarımız da bilir ve profesyonel müzikle uğraşanlar da bilir. Do ile başlayan do ile biter. Ha ile başlayan hu ile başlayan ha ile biter. Hu, hay makamlarına biter. Latinceye geldiğiniz zaman mesela do kelimesi domino. Mi notası miracle'a çevrilmiştir. Mucize. Ve her bir nota yedi notadır. Ama do ile başlayıp do ile biter. Ama orada sol anahtarına baktığımız zaman örnek veriyorum. Bir vav çizeyim ben şöyle. Bir vav. Arapçada vav harfini. Şuraya alayım vav'ı koyayım. Şuraya da elifi çizeyim. Elifi. Bu da Arapçada elif. Her şeyin başladığı yer. Bakın dikkat edin. Vav la elifi birleştiriyorum şu anda. Ne oldu? Sol anahtar oldu. Vav'la Elif iç içe geçtikleri zaman sol anahtar olur. Herkes sır mı arıyor? O zaman evrenin sesine kulak versinler. Aslında baktığınız zaman sürekli bu YouTube'da meditasyon müzikleri, işte şifa müzikleri diye yayınlanan 440 bandında bugün hala müzisyenlerin bile kendi gitarlarını, Müzik aletlerinin 440'tan hatta bizim ud'lerimiz bile hatta bizim müzisyenlerimizle farkında olmadan dünyada belirlenmiş 440'a göre ayarlarlar. O 440 yıkıcı bir frekanstır. Düşük bir frekanstır ve her şeyi bozar. Ve bozduğu için de frekanslar bu kadar önemlidir. İşte sol anahtarı vav ve elifi birleştirdiğim yerde 7 gök 7 yer Haydan Huya olan sırrı barındırır ki evren tamamen aslında Şifrelenmiş, Allah tarafından sırlanmış ama ben bilinmek istedim dediği yerde bizim aklımızla onu edebimizle ve sınırımızla bilip daha çok huşu duyacağımız bir yolculuğumuzu temsil eder. Ve makamlar bunun için vardır İşte Hüseyin'in makamı. Kürdili hizaskar makamı, rast, makamı, rast makamı, makamı, sabah makamı dediğimiz bu makamlar buradan ne? gelir. Bu makamların her birinin frekansı sabah ezanının frekansıyla akşam ezanının farklıdır. frekansı çok farklıdır. Bunların hepsi aslında işte o sol notasında saklıdır. Yani vavla elifte saklıdır. Vavla elifi birleştirdiğiniz zaman da işte burada müziğin sol anahtarının dahi bir anahtar evrenin açılan bir anahtarı olduğunu görebiliyorsunuz. Ee, üstadım peki Yusuf'un kuyusunun sırrı nedir desem? Ee, şimdi Yusuf'un Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyusunun sırrı tabii burada şimdi şöyle işte ben hep buradan açıklamayı severim. Biz ne, nasıl e, yetiştirildik? İşte Yunus Peygamber'in e, balığın karnında Allah'a dua ettiği yerde, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya düştü at, atıldığı yerde. Şimdi ben burada. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu bir yerden her zaman olduğu gibi şöyle. Rabıta ederseniz ve içinize yönelirseniz dedim ya Leif bilgiler akıyor diye. Öyle akıyor. Ben bir yerden açıp da okuduğum için buraya aktarmıyorum şu anda. Şöyle aktarıyorlar. Geliyor. Gelen şeyi de paylaşıyorum. Bunu niye kendime saklayayım ki? Paylaşmak kadar güzel bir şey var mı sevgili Hakan? Şu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın oğlan kardeşleri. Ee, Hz Yusuf'u neden kuyuya atmışlardı? Kıskanıyorlardı. Yani hazmedemiyorlardı. Ha. Değil mi? Hazmedemediler. Evet. Hazmedemedi onu kuyuya attılar. Neyi hazmedememişlerdi? Neden onu daha çok seviyor babamız? Ona daha çok ilgi gösteriyor. Ona daha çok e, güzellikler veriyor. Vakit ayırıyor. Ve hazmedememe duygusundan da bütün oğlan kardeşler gitti Hazreti Yusuf'u o kuyuya attılar. Peki Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın düştüğü kuyu ince dar bir yerden geniş bir yere düştü kuyunun kendisini. O da günlerce kaldı. Peki niçin ağladı? Niçin üzüldü? Kardeşlerim beni niye o kuyuya attılar ve neden hala gelmediler? Neden beni kurtarmıyorlar? Yani kendi öfkesini, kendi hazımsızlığını yüz yüze gelip orada Hazreti Yusuf Aleyhisselam sevgisiyle onu bastırıp o hazımsızlık ve kızgınlık da ortaya çıkınca sevgisiyle onu bitirip tamamen yok ettikten sonra küçücük siyah bir nokta kadar bir yer kaldı ki onu kurtarmaya gelen kimdi? Bir hırsızdı. O hırsız çıkardı onu oradan. Kuyudan kurtardı. Ve köle pazarına götürdü. Yani bak Hazreti Yusuf Aleyhisselam daha o zaman peygamber değil, daha çocuk. Kendi hırsını, abilerine karşı kızgınlığını yendikten sonra küçücük, ufacık bir siyah nokta kadar bir yer kaldı içinde hazmedemediği Hazreti Yusuf'un onun o beyinsel frekansı da ona bir hırsız yolladı. Kurtaran kişi hırsız, satıldığı yer kilo pazarı. Ama alan kişi kim? Mükafat olarak Mısır'ın, Mısır'ın bakanlarından biri, maliye, Bakan. maliye bakanı. Şimdi Buraya baktığın zaman işte Hazreti Yusuf'un yaptığı şey abilerinin yenemedikleri hırsa o kuyunun içinde gelmiş olması. Şimdi ben peki soruyorum. Etrafına bir bak. Arkadaşlara, dostlara konuştuğun zaman. Bir insan kızgınlık hissettiği zaman, öfkelendiği zaman... Evet. Veya birisine karşı hazımsızlık duyduğumuz zaman ben bu insanı hiç hazmedemiyorum dediği zaman o kızgınlık yerinde duramadığınız zaman kalbi hızlandığı zaman neresine ağrı girer? Midesine, Midesine girer. Zaman. Şimdi işte insandaki de hazımsızlık dille başlar. Bunlar Hazreti Yusuf'un e, kardeşleri olaraktan gör. Kuyunun ağzı, kuyunun, ağzı, kuyunun bedeni bedeni ve kuyunun, kuyunun düştüğü dibi, dibi yer. Şimdi buraya bir hazımsızlık oturdu. İşte bizim Hazreti Yusuf Aleyhisselam makamındaki bilinç hazımsızlığımız buraya oturdu. Ya ben böyle hazımsızlık çektim sen ben böyle insanları kızımsan midem ağrıyor sevgili Hakan dediğim zaman biliyorum ki burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bilinci var bende. Yenmem gereken bana bıraktığı o miras. Yani ben artık o Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi sevgiyle o bana yapılanları burada yenebilirsem işte o zaman kurtulanlardan olup küm makamında mükafatıyla maddeye dönüştürülebileceğim Hazreti Yusuf Aleyhisselam ne olmuştu? Bütün her şey ona verilmişti Mısır'ın. Her şey ona teslim edildi. Tahtı ona teslim edildi. Yani o saltanatlığı daha sonra kendisine verildiği zaman iyi hatırla o yedi yıl büyük kuraklık olacağı zaman kardeşlerin gelip ondan af istediği zaman hiçbir şey olmamışçasına onlara el uzattı Hazreti Yusuf. İşte bizim de anlamamız gereken aslında bugünkü çağımızda her bir peygamberin bir şekildeki bilinç seviyemizde olduğu ve bu bilinç seviyemizde işte Hazreti Yusuf'un makamı gibi kuyuya düştüğümüz yerde o hazımsızlık duygusu. Bunun gibi anlatacağım çok şeyler var. Yani bu, bunun gibi anlatabileceğim ama program inan sadece bunları anlatsam bir saat bir buçuk saat sürer. Evet. Bunu böyle görmek lazım. Yoksa bir kuyu arayıp vay be Demek Hazreti Yusuf Aleyhisselam buraya atıldı. Vay be burada ben kalamam vallahi. Hani bu, buraya gidip görüp böyle demek değil. İnanın bu değil. Yani burada teslimiyet ve insanların kendi kuyusuna düştükleri, hazımsızlık kuyusuna düştükleri, sinirlendikleri, hazmedemedikleri yerde hissettikleri ağır miydi? Tam da kuyunun ağzı, Özefakus borumuz kuyunun devamı ve dibi. İşte burada gel yen diyor Hazreti Yusuf makamı sana. Yenki sevgiyle diyor. Buradan ortaya çıkacak sevgiyle kün makamında kalp. Çünkü kün, kün, kün diye attığı yerde bak bir karış yukarıda. Kün feykünden o zaman lütfedilsin sana hayatın istediğin şeyler der. İşte ama biz neyden kaybediyoruz? Öfkeden, sinirden, hazımsızlıktan, kıskançlıktan, fesatlıktan. Bunlardan hep kaybedip aslında karşı tarafa hissettiğimiz bu duygular bizi yok ediyor farkında olmuyoruz. Aynen öyle. Bu çok kötü. İşte o yüzden Hazreti Yusuf'un sırrının, kuyusunun sırrı da aslında bizim bedenimizde saklıdır. Tıpkı diğer peygamber efendimizin, peygamberlerin dünya üzerine gönderilmiş bütün peygamberlerin bilinç boyutumuza saklandığı gibi. Mesela bir tanesini daha değinmek isterim. Lütfen, lütfen. Mesela Hazreti Ali Kerim Allah veç. Peygamber Efendimiz ne demiştir, sallallahu aleyhi. Ve demiştir ki: "Ben ilimsem Hazreti Ali onun kapısıdır demiştir. Şimdi bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geliyor. Diyor ki ya Ali diyor gel senle diyor bir yere gideceğiz diyor. Bir yere gidiyorlar böyle çöl gibi bir yere gidiyorlar. Geldik diyor. Sonra Peygamber Efendimiz havada böyle boşlukta bir yer çalıyor. İçeride bir ses geliyor boşluktan. Kim o diyor. Ben diyor Allah'ın Resulüyüm diyor. İçerideki ses diyor ki biz öyle birini tanımayız diyor. Hazreti Ali Kerem Allah fiş zaten o anda bir şöyle bir silkeleniyor. Kim bunlar derken tutuyor Peygamber Efendimiz. Ya Ali, dur diyor. Sonra bir kez daha çalıyor. Kimsin sen diyor. Ben diyor. Muhammed diyor. Biz öyle birini de tanımayız deyince Hazreti Ali Kerim Allah'ın feç kılıcını tutuyor. Yanlar Resulü diyor. Kimse bunlar diyor. Bırak beni diyor. Ya Ali diyor. Dur diyor. Üçüncü defa çaldığında içeriden yine ses geliyor. Diyor ki kimsin sen diyor. O da diyor ki ben diyor zavallı bu dünyada yaşayan bir hiçim diyor. Tamam mı? Kapa açılıyor ve içeri giriyorlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem dahi kızına tembihlediği gibi ya Fatıma sakın babanın peygamber olduğuna dahi güvenme dediği yerde bir bak bakalım bugün dünyada etrafta herkes birinin soyundan geldiğini söylüyor. Herkes bir yerden geldi. Herkes kendini bir sistemin içerisine koydu. Hem de sen biliyor musun benim kim olduğumu? Taşıdığım kanı biliyor musun sen Hakan benim? Bilmiyorsun. Bak ya o kanı bilmiyorsan bile en kötü ihtimal dünya dışı bir varlık olduğunu iddia ediyor. Başka bir gezegenden <laughs> geldi. İşte bu Ali bilinci sevgili Hakan. Ali bilinci. İşte bu Peygamber Efendimizin Hazreti Ali Kerem Allah veç gibi o çöle gidip boş yere vurduğu yerde eğer kendini bırakmazsan, kimliğini bırakmazsan, bildiklerini unutmazsan o alim kapısı senin bilincinde hiçbir zaman açılamayacaktır. Tam oraya geldik. Alim bilinç kapısı nedir diyecektim. Sen evet. başladın anlat. Evet, aynen evet. öyle. Yani alim kapısı, alim kapısı insanların işte üçüncü gönül gözüdür. Oraya geldiğin zaman ben Ercan olmayı bırakmalıyım. Bildiklerimi unutmalıyım. Bildiklerimi unutup o alim bilincinden içeri girdiğim zaman o alim bilinci benim aklımın yetmeyeceği kadar derin ve ilmi bakımdan geniştir. Ben sadece orada girip ben olarak girmemiş oluyorum. Bırakmış oluyorum. Bak koskoca Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bile diyor ki ben Allah'ın resulüyüm tanımayız biz öyle birisini diyor. Çünkü bilinç kapısı bizim aslında bütün her şey burada. Peygamber Efendimizin Muhammediye makamı dediğimiz Sistemin tamamen bizim bilincimizdeki dualarla yükseldiği gibi alim bilinci yani alimlik bilinci de bizim işte o benliğimizi, nefsimizi, egomuzu ben bilirim, en iyisini ben yaparım dediğimiz noktayı terk edebilen o alim kapısından girecektir. Ali kapısı da buradan gelir, Ali kapısı ama alimlik de buradan gelir. O yüzden bunu geçemeyenler deli olurlar, Heh. geçenler ise veli olurlar. Anladım, <laughs> çok güzel anladım, çok güzel anladım. Eyvallah. Ee, ekleyeceğimiz bir şeyler var mı? Yani ekleyeceğimiz bir şeyler var mı? Sadece e, eklemek istediğim e, mübarek Ramazan ile ilgili e, bir evet, şey söyleyeceğim. Geride bıraktığımız ee, günlerde. Evet. Bayramını aynen öyle. da e, kutladık. Aynen. Ramazan bayramını aynen öyle. da kutladık. Ramazan bayramını da kutladık. Ama bu Ramazan e, programı içerisinde ve Ramazanda. Geçirdiğimiz süre içerisinde insanların bir sonraki Ramazan'a inşallah nasip olursa daha idrakli olmalarını sağlıyorum anlataraktan öyle hizmet etmeye çalışıyorum daha. Ramazan da. ne demek diyeyim o zaman? Şöyle söyleyeyim mesela bilgisayarlarda RAM kartları vardır RAM kartları değil mi RAM o bilgisayar ana kartıdır. Aslında RAM mazandır. yani hafızanın RAM'ini düzeltmektir. 30 gün aç kalmak için değildir sadece susuz kalmak için hele hiç değildir. O da şudur. Baştan sona Ramazan geldiği zaman insan bilincindeki bilgisayar donanımı etten kemikten kandan dahi olsak bu remi değiştireceğin zaman o 30 günü geçirdin. Peki rem -mazan, bak rem diyorum. Ramazan'ın son günüyle bayramın birinci günü arasına ne denir? Arefe. Arefe denir. <laughs> tamam çok güzel. İşte bu makamda sen tırnağından saçına bütün moleküllerden bütün fotonlarına, bütün atom yapılarına, atom altyapılarına kadar kendini değiştirebildiysen, bütün sisteminden, eğer o hazımsızlıklarını yenip, Yusuf, Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi çıkıp kendini geliştirdiysen, işte o bayramın birinci günüyle Ramazan'ın son gününün arasındaki arife dediğimiz gün, kişinin arifliği yükseldiği gündür. Arif olan anlar, ariflik günüdür orası. Ariflik zamanıdır. Arifliğin mertebesidir. Arifliğe yükselen kişiye de bir gün sonrasında bayram olur. Arif olan understand. Arif olan anlar. Arife bayramdır. Peki olamayanlar ne olur? Bunu sadece yeme içmenin, su içmeyeyim, yemek yemeyeyim, akşama da gömüleyim, sabah da gömüleyim diyen sadece yeme içme üzerinde yapıp oraya gelip de işte o Ramazan'ın son günüyle işte bayramın arasındaki yere arif edilir ya. Hı hı. Onlar için artık arafta kalmaktır. Arafta kalınır orada. Ya Ramazan'ı geçirdim ama karnım çok şişti. Ben niye Ramazan'da tekrardan bu kadar kilo aldım diye tamam mı? Düşünürüm. Bunun üzerinde düşünüyor. Ariflik mariflik önemli değil onun Oysa için. Oysa o bilgisayara format, format orada atılıyor. Format atılıyor orada. Ve her sene bu format atılmak için bir zaman veriliyor insanlığa. İşte bakın dikkat edin. Ramazan'ın son günüyle bayramın arasındaki yere... Eğer bu mertebeyi anlayıp da o rem arif olan arif arifle yükselene de arifin günü arifin günüdür arifi yükselene de ertesi gün bayramdır. bayramdır. Peki geçemeyenlere ne dedik? Arafta kalanlar dedik. Rabbim onlara da kıyamamış. Onlara da şeker bayramı demiş. Yani şekerle kutlamaya devam edin. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Peki. bu bilinçlen bakmak lazım. Aslında hepsinin bir bilinç boyutu vardır demek istediğin bir şey var mı <laughs> kıymetli dostum? Eklemek istediğim sadece şu seni ve ekibini çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Var Tekrar ol, burada olmak çok güzel. Var ol, var. Allah ol. razı olsun. Yüreğine sağlık. Çok sağ teşekkür olasın. ediyorum. Sen sağ de olasın. sağ olasın. Evet bugün sırlardan bahsettik. Ercan Han Üşümez'de ee, şems Tebrizi'den başladık. Yusuf'un Kuyusu'na kadar geldik. Ee, bizimle birçok sır paylaştı. Sağ olsun. Var olsun. Allah razı olsun. Sizler de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Hoşçakalın. Saygılar.